Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve yavaş yavaş da bütün dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsü hakkında topladığım bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde bütün dünya gündemini bir anda değiştiren ve ciddi bir tehdit oluşturabilecek kapasiteye sahip olan koronavirüsü İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktığı belirlendi. Daha da detaya inecek olursak, Wuhan şehrindeki canlı kümes hayvanları, deniz ürünleri ve vahşi hayvanların satıldığı bir pazarda ortaya çıktığı söylendi. 30 Ocak tarihine kadar ele geçen bilgilere göre ise, bu virüse maruz kalan kişilerin sayısı Çin'de 8.000'i geçerken, 170 kişi bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Ben bu videoyu hazırlarken rakamlar böyleydi ama şimdi daha da artmış olabilir. O yüzden şu anda ekranda gördüğünüz rakamlar en güncel rakamlardır. Ayrıca güncel rakamları merak ediyorsanız aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Çin dışında en çok etkilenen diğer yerler ise Tayland, Japonya, Hong Kong ve Singapur'dur. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da da şimdilik az sayıda olsa da bu virüse maruz kalan insanlara rastlandı. Çinli yetkililer bu sebeple Wuhan'da ve diğer etkilenen şehirlerde ulaşımı durdurdu, okulları kapattı ve daha birçok yerde faaliyetleri durdurdu. İnsanların evlerinden çıkmadığı ve sokakların bomboş olduğu bu yerlerde ciddi önlemler alınarak virüsün yayılmaması sağlanıyor. Virüsün tam olarak nasıl ortaya çıktığı bilinmese de yarasaların taşıdığı bir virüs nedeniyle ya da yılanlardan bulaştığı tahmin ediliyor. Virüsün henüz çok yeni olmasından dolayı da ne kadar kolay bulaştığı, ne sıklıkla ölümlere yol açtığı ve en önemlisi de nasıl tedavi edileceği tam olarak bilinmemektedir. Yine tahminlere göre virüsün tıpkı grip ve diğer solunum virüslerinde olduğu gibi öksürme ve hapşırma yoluyla bulaşacağı öne sürüldü. Şimdilik insanlar evlerinden çıkmayarak ve maskeler takarak korunmaya çalışıyorlar. Koronavirüsünün semptomları arasında ateş, şiddetli öksürük, nefes almada zorluk veya nefes darlığı gibi etkenlere rastlanmıştır. Geçtiğimiz haftalarda Wuhan'dan İngiltere'ye dönen yüzlerce İngiliz vatandaşı 2 hafta karantina altında bekletildi. Ayrıca birçok ülke de vatandaşlarını oradan tahliye etme çalışmalarına başladılar. Ülkelerine dönemeyen vatandaşlar ve oranın yerel halkı artık yapacak bir şeyleri kalmadığından evlerine veya kaldıkları yerlere yiyecek stoklamaya başladılar. Bütün bunlar yaşanırken 25 Ocak tam da Çin'in yeni yılının başlangıcıydı ve her yıl bu dönemde Çin'de milyarlarca insan trafiği oluşuyordu. Yabancılar kendi ülkelerine giderken Çinliler de ülkelerine tatile geliyorlardı. Salgının tam da böylesine bir zamanda gerçekleşmesi akıllarda soru işareti bıraktı ve çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı ve kimileri tarafından salgının bilinçli bir şekilde oluşturulduğu öne sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü başlarda uluslararası ortamı endişelendirmemek adına acil durum oluşturmasa da geçtiğimiz günlerde acil toplanma kararı aldı. Şüphesiz bunda ölenlerin sayısının 170'i geçmesi ve dünya çapında vakalara rastlanması da etkili oldu. Çinli yetkililer virüsün artmasıyla iki yeni hastane yapacaklarını duyurmuşlardı ve gelinen son noktada bu iki hastanenin sırasıyla 2 Şubat ve 5 Şubat tarihlerinde hazır olacağını duyurdular. Bu da ekstra 2600 yatak anlamına geliyor. Son olarak ülkemizdeki durumla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturulduğunu belirtti ve bütün önlemlerin alındığına değindi. Ayrıca Aksaray'da olası koronavirüsünün domuz gribi olduğunu ve dolayısıyla da ülkemizde henüz bu virüsün görülmediğini kesin bir dille belirtti. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Bu konu hakkındaki haberlere ulaşmak için
ve detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz. Umarız ölenlerin sayısı giderek artmaz ve bu virüse bir çözüm yolu bulunur. Konuşan çocuk.